Değerli takipçilerimiz, gündemde neler var kanalına hoş geldiniz. Kıymetli izleyenler, 22 Aralık Çarşamba gününden son dakika gelişmelerle karşınızdayız. Değerli izleyenler, Rus uzmandan İHA analizi geldi. Askeri tarihin akışını potansiyel olarak değiştirdi dedi. Türkiye'nin geliştirdiği İHA'lara ve bunların etkin olarak kullanılmasına bir övgüde Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi'nde uzman Anton Marsadov tarafından geldi. Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi'nde uzman Ortadağ Enstitüsü'nün Suriye programında akademisyen olan Anton Mardasov, Newsweek'e yaptığı açıklamalarda Türk İHA'larına ve Türkiye'nin etkin İHA kullanımına yönelik övgü dolu sözler kullandı. Yeni Şafak'tan Saffet Özdemir'in haberine göre Türkiye'nin temel bir operasyonel unsur olarak İHA'ları gerçekten kullanan iki ülke olduğunu belirten Rus uzman şu ifadeleri kullandı. Türk insansız hava araçlarının popülaritesini kalite ve fiyatın dengeli olmasından kaynaklanıyor. Türkiye'nin 2020'de Suriye'de saldırı ve savunma operasyonlarında ateş desteği, gözetleme ve keşif için temel bir operasyonel unsur olarak insansız hava araçlarını gerçekten kullanan ilk ülke olduğunu söylemek abartı olmaz. Bu askeri tarihte ilk kez oldu. Bir İHA'ya bu ölçekte ve bu kadar verimli bir operasyon için doğrudan hava desteği aracı rolü verildi. Bunu yapmak askeri tarihin akışını potansiyel olarak değiştirdi. Ukrayna'ya ait Bayraktar TB2 SİHA'lar, Donbas'ta bulunan Granit Noya köyündeki Rus yanlısı ayrılıkçı güçlere ait topçu bataryasını imha etti. Rus yanlısı güçlerse pozisyonlarını bırakarak kaçtı. Bayraktarlarla imha edilen askeri teçhizatları gösteren videoların yayınlanmasının düşmanda panik yarattığı bir gerçek. Moskova'nın elektronik savaş ve hava savunma yeteneklerini geliştirmesi gerekecek, bu da maddi maliyetler gerekiyor ifadelerini kullandı. Kıymetli izleyenler, haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberde buluşmak ümidiyle hoşça kalın.